Bir devletin kralı, ilginç bir rüya görmüş. Rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmüş. Öyle ki konuşurken ağzında hiç diş kalmadığı için çevresindeki çocukların onunla alay ettiğini görmüş. Dökülen dişlerini bulmak için 14 farklı bahçe gezdiğini, ama hiçbirinde bulamadığını ve en son insanların onunla alay etmesine dayanamayıp kendisini kimsenin yaşamadığı ücra bir yerde inzivaya çektiğini görmüş. Uyanınca bu rüyasından çok etkilenmiş. Vezirlerine anlatmış rüyasını ama kimse tabir edememiş. Hemen ferman buyurmuş. Devletinde yaşayan tüm bilginler, alimler, tabirciler onun rüyasını yorumlamaya çalışsın diye. Rüyasını tabir edene de keselerce altın vereceğini duyurmuş. Keselerce altın ödülünü duyan birçok insan rüyayı tabir etmek için düşünmeye başlamış. Cesaretini toplayan da kralın huzuruna çıkmaya başlamış birbir. Bir. Meseleler podcast'tesiniz. Gençliği enine boyuna tartıştığımız ve gençlere değer katacak konuları ele aldığımız Meseleler Podcast Gençlik Dosyası'nın 11. bölümünü dinliyorsunuz. Podcast'imizin bu bölümünde sizlerle iletişim kurmayı, bu sanatın inceliklerini konuşacağız. İletişimin öneminden dinlemenin de bu işin kritik bir parçası olduğuna, jest ve mimiklerden üslubun önemine kadar bu konuyla ilgili detaylara değineceğiz. Hayatta en çok zaman ayırdığımız şey belki de iletişim. Ama biz bunu geliştirmek ve iyileştirmek adına ne yapıyoruz? Konuşmayı doğduktan sonra çevremizden öğreniyoruz. Peki başarılı bir konuşmacı olmayı nasıl öğreniriz? Şarkılara da konu olan ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli olan sözüne katılır mısınız? Peki yeni neslin iletişim tarzını da konuşacağız ama Yeni iletişim kanalları ile hepimizin yeni iletişim dünyasının da kendine göre görgü kuralları var mıdır? Bu kritik sorular üzerine yaptığımız beyin fırtınası ve bilgi bombardımanı podcastimizin bu bölümünde sizleri bekliyor. Hazırsanız zihinleri açalım. İnsan zihinsel üretimini aktarmasıyla yani anlam paylaşmak için e, iletişim kuruyor. Biz ne kadar iletişimi tanımlamaya çalışsak da bu bayağı zor bir uğraş oldukça geniş bir takım eylemlerin için alıyor çünkü iletişim dediğimiz şey insanlığın varoluşundan bu yana kullandığımız bir eylem çünkü ve hatta insanın çok önemli bir ihtiyacı da aynı zamanda iletişim kurmak. İletişimi konuşmaya öncelikle onun tarihsel yolculuğundan bahsederek başlayalım diyorum. Talha bu konuda söz sende abi. Buyur. Her bölümde olmasa da bölümlerimizin çoğunda aslında meselemize başlarken böyle kısa bir tarihsel perspektif vermeye çalışıyoruz. Şimdi iletişim diyorsun ve yani eski bölümlerde işte sanayi devrimi gibi bir spesifik bir konudan bahsetmediğimiz için nokta atışı bir tarih söylememiz pek mümkün değil. Yani iletişim ne zaman başladı gibi. Ama hem arkeologlar hem biyologlar başta olmak üzere birçok disiplinin ortak kanaati şu ki burada birazcık evren, evrim teorisine gireceğim. Halil bana kızmasın. Ee, insanlar arası iletişimin çok çok eski yıllarda yani milattan önce 500 binli yıllarda yani insanların dudak değil ağız biçimlerinin böyle işte anlaşılır ses çıkarmaya ve konuşmaya müsait olmasıyla başlandığı yönünde bir fikir var yani günün sonunda çok yani dedim ama ister evrim deyin ister farklı dini açıklamalar getirin bizim ağzımız ve dilimiz olduğu andan itibaren biz bunlara kavuşur kavuşmaz konuşmaya başlamışız çünkü bunun bir alternatifi yok yani beraber hareket edebilmek, alet edevat icat etmek, avlanmak için konuşmamız gerekiyor. Hatta sadece teknik konularda değil, sohbet noktasında da insanın konuşma ihtiyacı çok eski yıllara dayanıyor. Yani lisansta dünya tarihi dersinde hocamız bize homo sapienslerin öncülü yani bizim öldürdüğümüz, neslini tükettiğimiz akrabalarımız neandertaller ile bir 2 saat uğraş sonucu konuşabileceğimizi söylemişti eğer ki o vakitlere geri dönseydik. Çünkü beyin olarak da insanlar ciddi manada gelişimini tamamlamıştı. Yani o insanlar da yüz binlerce yıl önce evvelden gayet konuşabiliyorlardı. Tabii ki günümüz şeklinde değil. Şimdi peki bu kadar yüz yıldır konuşabiliyoruz da iletişim sorunlarını aşabildik mi net derseniz aslında inanılmaz ama hayır. Düşünsenize yani telefonunuzun sürümünde bir sıkıntı var. En fazla iki güncellemede bu sorun aşılır. Ama bu uzun zaman dilimine rağmen hala insanlar birbirini yanlış anlayabiliyor. Dilimiz böyle evrimleşememiş sanki. Hatta bence eski insanların iletişimi bizden belki de daha kuvvetli. Çünkü bir mamut avındasınız düşünün ve av arkadaşınızdan gelecek küçücük bir işaret bile oldukça hayati. Ama günümüze bakıyorum ben pür dikkat dinleme pek önemli değil. Mesela derste misin? Çok dinlemene gerek yok çünkü ses kaydını al geç. Akşam dinlersin ve hatta sınav öncesi. Sinemada mısın? Tamam para verdin ama ya kaçırdın bir bir sahneyi. Yine bu çok önemli. değil. Netflix'ten sonra izlersin oraları. Ve hayatımızdaki bu genel dikkatsizlik Haliyle birebir konuşmalarımıza da maalesef ki yansıyor ve karşımızdakini çok ciddi bir şekilde dinlemiyoruz. Sonunda da bir iletişim krizine doğru bizi tokuyor bu durum. Tabii Talha iletişimden bahsederken konunun dinlemeye gelmiş olması güzel. E, hatta biz bu podcastimizde iletişimi konuşurken e, birçok insanın aklına iletişim denince ilk olarak konuşmak geliyor. Biz e, dinlemekle başlayalım istiyorum. E, evet Batı e, ne dersin bu konuda? Ee, dinlemek etkili ve sağlıklı iletişimin vazgeçilmez bir unsuru şüphesiz Halil. Bu sebeple önce etkili iletişimin amacı nedir? Biraz ona bakalım istiyorum. Etkili iletişim taraflar arasında aktarılmak istenen bilgi, düşünce ve duyguların minimum ölçüde sapmaya uğrayarak paylaşılmasını hedefliyor. Sapmadan kastımız da e, aktaran kişinin aktarmak istediği şeyin onun ifade etmek istediği şekilde algılanmaması durumunda oluşan o fark. Yani ağızdan çıkanla kulağa varan arasındaki farktan bahsediyoruz. Yani bu sapma durumunun en az ölçüde olmasını sağlamak etkili iletişimin amacını ifade ediyor. Burada iletişim meselesine olan klasik bakış açılarını kullanarak yaklaşırsak ee, bu iletişimdeki sapmamanın sağlanması sorumluluğunun tamamını aktaran kişiye yıkabiliriz. Ama bu oldukça yanlış ve eksik bir yaklaşım olacaktır. Çünkü iletişimin sağlıklı yürümesinin sorumluluğu hem aktaranda hem de dinleyendedir meseleye bu şekilde baktığımızda dinlemenin de ne kadar önemli bir eylem, etkili ya da aktif dinlemenin de ne kadar değerli bir beceri olduğunu farkına varıyoruz. E, tarihte fark yaratmış lider ya da orijinal şahsiyetlerin hayatlarını okuduğunuzda ne kadar iyi bir dinleyici olduklarını hemen fark edeceksiniz. Etkilik ve karizmatik liderler ya da kişilikler çok konuşan değil, çok ve iyi dinleyen kişilerden çıkıyor genellikle. Çünkü insanları sürekli papağan gibi konuşarak değil, Onları pür dikkat dinleyerek, e, hislerini ve düşüncelerini anlayarak, onlara kendilerini ifade etme ve seslerini duyurma imkanı vererek kazanıyorlar. Yani kaleyi içten fethediyorlar. Söyledikleri kelimelerle dışarıdan içeriye girmeye çalışmaktan ziyade onların fikirlerini ve ihtiyaçlarını gönüllü olarak dışarı çıkarmalarını sağlıyorlar. E, i̇htiyaçların, kaygıların ve düşüncelerin ne olduğunu kavrayan bu kişiliklerde, iyi dinleyen kişiliklerde bu ihtiyaçlara hitap edecek adımları atarak insanları peşinden sürüklüyorlar. Müşterilerini eğer şirkette çalışıyorlarsa müşterilerini kendilerine sadık kılıyorlar. İstedikleri işi kapıyorlar ve eninde sonunda ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşıyorlar. Ee, i̇yi iyi bir dinleyici olmanın işte böyle bir büyüsü var aslında. Tabii bu işin profesyonel bir tarafı, meselenin bir de insani boyutu var. Onu düşündüğümüzde de insanlar bu gürültülü dünyada kendilerini ifade etmeye ve duyulmaya ihtiyaç duyuyorlar. Sevdiklerimiz ve bizim destek olduğumuz insanlar, çevremizdeki insanlar Hayat yolculuklarında yaşadıkları zorluklar ve çıkmazlar karşısında her şeyi kendi içlerinde çözemiyorlar haliyle. Bazen göremedikleri çıkış yolunu bizim göstermemize, onların içlerinde kopan fırtınayı dinlememize, sadece olumsuz düşünmeye gerek yok. Yaşadıkları mutluluğu da paylaşmamıza ihtiyaç duyuyorlar. Biz de aynı şekilde bu ihtiyaçlara sahibiz. Bu yüzden etkili dinlemek insanlara yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden belki de. E, hülasa etkili dinlemek ve iyi bir dinleyici olmak bize hem iyi bir insan yapıyor hem de profesyonel anlamda çok daha başarılı kılabiliyor. Batıcım e, seni çok çok iyi dinledim. E, bu da beni iyi bir insan yapıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi Hayır yapmıyor bu arada. Onu da belirteyim. <laughs> Neyse olsun. Bizi bilen biliyor. Bilmeyen kendi biliyor. Devam edelim. Şimdi iletişim deyince Batıcım konuşmak ve dinlemek ilk akla gelenler ama e, bunun aslında çok daha ötesi var. Ben de bu noktada biraz e, işin ötesini konuşmak için beden dilimiz üzerinden biraz bahsedeceğim. Şimdi beden dilimiz karşı tarafın kulağında değil de aslında gözünle ne dediğimizin aslında anlamına geliyor. Çünkü beden dili fiziksel davranışların, ifadelerin ve tavırların sözsüz olarak iletişim kurmak için kullanılmasıdır. Ve genellikle bilinçli değil de daha çok içgüdüsel olarak yapılır. Şimdi farkında olsak da olmasak da başkalarıyla iletişimde bulunduğumuzda sürekli olarak sözsüz sinyaller veriyor ve aynı zamanda alıyoruz. Şimdi tüm sözel olmayan davranışlarımız, e, yaptığımız hareketler, işte duruşumuz, ses tonumuz, ne kadar göz teması kurduğumuz, güçlü mesajlar gönderen şeyler. Bu aslında bu mesajlar da insanları rahatlatabilir, işte güven oluşturabilir ve başkalarını size doğru çekebilir ya da tam tersi, yani iletmeye çalıştığınız şeyi kırabilir, e, hatta kafalarını karıştırabilir ve hatta zayıflatabilir. O yüzden konuşmayı bıraktığımızda da bu mesajlar aslında durmaz sessiz olsak bile hala sözsüz olarak da iletişim kurmaya devam ederiz. Bazı durumlarda hatta ağzımızdan çıkan ve beden dilimizle ilettiğimiz şeyler tamamen farklı iki şey olabilir. Ne gibi? Yani bir şey söylersiniz ancak vücut diliniz bambaşka bir şey söylerse dinleyicimiz muhtemelen dürüst olmadığımızı hissedecektir. Bu sebeple bu tür karışık sinyallerle karşılaştığımızda dinleyici sözlü veya sözlü olmayan mesajımıza inanmayı e, veyahut da inanmamayı seçebilir. O yüzden beden dili gerçek hislerimizi ve niyetlerimizi yayınlayan işte doğal, bilinçsiz bir dil olduğundan muhtemelen sözsüz mesajları seçecektir. Bununla birlikte sözde olmayan iletişimi, anlama ve kullanma şeklimizi geliştirerek gerçekte ne demek istediğimizi ifade edebilir ve başkalarıyla daha iyi bağlantılar kurabiliriz. Hatta daha güçlü, daha faydalı ilişkiler de kurabiliriz. Bu konuda ben beden diliyle ilgili 5 farklı noktaya değinmek istiyorum. İlk olarak yüz ifadeleri. İnsan yüzü son derece etkileyici, tek bir kelime söylemeden sayısız duygu ve düşünceyi aktarabilir. Ve bazı sözde olmayan iletişim biçimlerinin aksine yüz ifadeleri evrenseldir. İşte mutluluk, üzüntü, öfke, şaşkınlık, korku, tiksintik işte bu gibi ifadelerin her biri neredeyse tüm kültürlerde aynıdır. Vücut hareketi ve duruş diğer bir nokta. İnsanlara ilişkin algılarımızın işte oturma, yürüme, ayakta durma veya başlarını tutma şeklinden nasıl etkilendiğini düşünün. Kendinizi hareket ettirme ve taşıma şeklimiz dünyaya zengin bir bilgi aktarır aslında. E, bu tür sözlü olmayan iletişim duruşunuzu ve yaptığınız ince hareketleri içerir. Diğer bir önemli nokta ise şu, mimik. Mimik aslında hareketler günlük hayatımızın dokusuna işlenmiştir adeta. Farkında bile değilizdir. Çünkü hareketli bir şekilde tartışırken veya konuşurken elimizi sallayabiliriz, işte işaret edebiliriz veya ellerimizi bile kullanabiliriz, kaldırabiliriz. Genellikle düşünmeden kendinizi jestlerle ifade edebilirsiniz. Bununla birlikte bazı jestlerin anlamı kültürel arasında çok farklı olabilir. Ee, biraz vücut hareketi ve duruşun aksine bir durum var burada. Örnek verelim mesela işte e, elle yapılan ok işareti İngilizcede konuşulan ülkelerde hep olumlu bir mesajı aktarırken bir mesaj verirken Almanya, Rusya, Brezilya gibi ülkelerde rahatsız edici kabul ediliyor. Bu nedenle yanlış yorumlanmayı önlemek için jestleri nasıl kullandığımıza e, dikkat etmek gerçekten önemli. Diğer kritik bir nokta da göz teması. Çoğu insanda eee Görsel duyu baskın olduğundan göz teması özellikle bir sözel olmayan iletişim türüdür. Birine bakma şeklimiz ona karşı ilgi, şefkat, düşmanlık veya çekicilik dahil birçok şeyi ona anlatabilir. Bu sebeple göz teması konuşma akışını sürdürmek ve diğer kişinin ilgisini ve tepkisini ölçmek için gerçekten çok önemli. Diğer bir nokta ise dokunma. Dokunarak fazla iletişim kuruyoruz. Özellikle biz Türkler dokunmatik hayvanlarız. Örneğin işte zayıf bir el sıkışması veyahut da sıcak bir kucaklaşma elimizi başkasının omzuna koymamız veya da konuşurken işte birinin dizine dokunmamız gibi işte bu işaretlerle verilen mesajların gerçekten çok farklı ve e, derin anlamları vardır aslında. Diğer bir noktada da aslında uzaydan bahsetmek istiyorum. Uzay dediğim şey bir konuşma sırasında diğer kişi çok yakın durduğu veyahut da alanını işgal ettiği için hiç rahat hissetmediğiniz olmuştur illaki. Çünkü hepimizin fiziksel bir alana ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyaç işte kültür, durum ve ilişkinin yakınlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir yakınlık ve şefkat, saldırganlık veya egemenlik sinyalleri dahil olmak üzere birçok farklı sözü, sözlü olmayan mesajı iletmek için de fiziksel alanını kesinlikle kullanırız. Son olarak da ses. Şimdi sadece ne söylediğimiz değil, bunu nasıl söylediğimiz de gerçekten çok önemli. O yüzden konuştuğumuzda diğer insanların sözlerini dinlemenin yanı sıra sesimizi de okur. Çünkü bunu da dinler ve o sesimizdeki tınıyı okur. O yüzden zamanlamamız, işte hızımız ve ne kadar yüksek sesle konuştuğumuz ve ses tonumuz cümle içinde örnek veriyorum e bile değişimiz gibi bu anlayışımızı yansıtan şeyler insanların dikkat ettikleri şeyler gerçekten. O yüzden ses tonumuzun e, nasıl olduğuna çok dikkat etmek gerekiyor. İşte alay, öfke, şefkat veya güvenin gösterip gösteremeyeceğini e, bu noktada ses tonumuzla ayarlayabiliyoruz. O sebeple bu saydığım tüm maddelerim başından sonuna kadar e, irdelemek, biraz iletişimimizi tartmak gerçekten çok önemli. Bunları kullanmakta sizin iletişimimize gerçekten çok faydalı olacak olacak diye düşünüyorum. Burada eten senin de özellikle son kısımda bahsettiğin konular bizim de iletişim kültürümüzde fazlaca yer tutan üslup meselesini teşkil ediyor. Yani işte senin de bahsettiğin gibi ne söylediğin değil nasıl söylediğin meselesi. Üslubumuzun karşı tarafın ne hissedeceğini bilerek ayarlanması durumunda sağlıklı bir iletişim kurabiliyoruz. Sağlıklı iletişim örnekleri. Genelde bu durumlarda ortaya çıkıyor. Podcastin başından beri bahsettik aslında bu konuda. Şimdi biraz da iletişimimizi olumsuz etkileyen ve konuşmamızı sevimsiz kılan şeylerden bahsedelim diyorum. Batı bu konuda söz sende. E, tabii konuşmada takındığımız yaklaşımlar ve bakış açılarımız üslubumuzun önemli bir parçasını teşkil ediyor. Hepimizin ve dinleyicilerimizin de tecrübe ettiği bir takım tatsız öğeler var mesela. Konuşma ve iletişim sırasında. Mesela dedikodu, sürekli yargılamak, şikayet etmek, her şeye olumsuzca yaklaşmak. E bu liste böyle uzar gider elbette ama en çok karşımıza çıkan sağlıksız ve sevimsiz iletişim yaklaşımları bunu biraz önce saydıklarım aslında. İlk olarak dedikoduyla başlayalım. Hemen bir örnek verelim. Bir arkadaşımızla buluştuğumuzda o arkadaşımızla birlikte bazen o ortamda bulunmayan bir insanın yaptıklarını konuşarak onu olmadığı bir yerde adeta gıyaben yargılıyoruz. Ve genellikle e, bu insanın yaptıkları bizi doğrudan ya da dolaylı olarak hiç ilgilendirmese de çok kıymetli olan vaktimizi ayırmış olduğumuz bu, bu, bir sohbetimizi böyle gereksiz konularla harcıyoruz aslında. E, her açıdan yanlış bir durum. Hem anlamsız hem zaman israfı hem de hakkında konuştuğumuz insana bir haksızlık. Gıyaben yargılamaktan bahsettik. Diğer bir tutum yargılama, genel olarak yarg yargılama meselesi. İnsanları, durumları ya da bazı fiilleri sürekli bir yargılama içerisindeyiz. Ve bu yargılamayı da kendi öznel, küçük, değişken ve temelde yalnızca bizim için önemli olan bakış açılarımıza ve düşüncelerimize göre yapıyoruz. Bizim hayat değerlerimizi başkası paylaşmayabilir. Bizim önemli gördüğümüz şeyler de başkaları için önemli olmayabilir. Kendi küçük ve dar anlayışımızın diğer insanlar için de geçerli olacak nesnel bir referans noktası olması mümkün değil. Özür dilerim ama hiçbirimiz ne dördümüz... Ne de podcasti dinleyenler hiçbirimiz bu kadar önemli değiliz açıkçası. Diğer bir mesele her şeyden şikayet etme meselesi. Diyelim bir arkadaşınızla buluştunuz ve o arkadaşınız konu ne olursa olsun sürekli bir durumdan yakınıyor ya da şikayet ediyor. Siz oraya o arkadaşınızla ya da arkadaş grubunuzla keyifli ve değerli bir sohbet etmeye gitmişsiniz ama arkadaşınız sürekli olumsuz durumlardan bahsedip şikayet ediyor. E bu elbette sizin tadınızı kaçırdığı gibi. E bir zaman sonra iletişim ve sohbetin amacından sapmasına sebebiyet veriyor. Siz oraya eğlenmeye, keyif almaya gitmişken sürekli olumsuz durumları duyuyorsunuz arkadaşınızdan. Evet şöyle bir durum var tabii. onu da atlamamak lazım. Şüphesiz hayatımızda bir şeyler yolunda gitmiyor. Bazen hatta dayanamayacağımızı düşündüğümüz şartlarla yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Ama şikayet ettiğimiz zaman e, böyle durumlarda şikayet etmek bize bir gelişme sunmadığı gibi daha fazla kötü hissedip acı çekmemize de neden oluyor. Ben de bazen oldukça şikayetçi olabiliyorum. Siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Sürekli sorunlara odaklanıp kafayı taktım ve sürekli bunlardan bahsettiğim olabiliyor. Bunun farkına vardığım zaman birkaç yıl önce, bunu değiştirmek için adım atmaya başlamıştım. Daha az şikayetçi olmak ve sorunları en azından konuşarak büyütmemek gerektiğini bilerek, bu konuda kendimi daha fazla geliştirmeye çalışıyorum hala. E, hepimiz de bunu yapmalıyız yoksa anlamsızlık ve olumsuzluk hem zihnimizi, hem dilimizi ve hem de sohbetimizi ele geçirecek. E, kısaca iletişimde mesele anlamı paylaşmakken böyle yaklaşım tutumlara sahip olduğumuzda yalnızca anlamsızlığı paylaşmış oluyoruz. Şimdi kötü iletişimin unsurlarını sen verdin Batı. Ben de iyi konuşmanın kurallarından bahsedeyim o zaman. Benim tezimi biliyorsunuz. Birçok konuda dersler alıyoruz tüm hayatımız boyunca. Okullarda, üniversitelerde ama en önemli konuları hep nedense kendimiz öğrenmek zorunda bırakılıyoruz. Mesela özellikle üniversite 101 yayınımızı bu zaten bu sebeple yapmıştık. Sadece okun nasıl nasıl okunur olayı dediği bu. Biz mesela sevmeyi de bilmiyoruz. Veya ee, bu bize okullarda okutulmuyor yani. Ve tabii ki konuşmak ve iletişim kurmak gibi oldukça önemli bir konuyu da biz kendimiz öğrene öğrene bir şekilde hayata geçiriyoruz. Biz farkında olmasak da günümüzün büyük bir kısmını ya sözlü olaraktan ya da WhatsApp, Instagram gibi platformlardan sosyalleşerek geçiriyoruz aslında. Yani durmadan bir iletişim halindeyiz. Ve yani az önce de bahsettim. Gördük ki 500 bin yıldır da halen pek bir güncelleme gelmemiş bu iletişim mevzusuna. Ama doğru iletişimin püf noktalarını da öğrenmek ve hayatımıza geçirmek mümkün. Yani bunu bir şekilde çözmemiz lazım. En en önemli konu gerçekten karşındakini dinlemek. Arkadaşlarım da zaten az önce bahsetti. Bu rahatsız etmeyen göz kontağı ile olabilir. Ya da telefonunuza uğraşmayarak. Metot tamamen size kalmış ama karşı taraf sizin onu dinlediğinizden emin olmalı. Bu samimiyet sağlıyor zaten ve siz bu samimiyeti sağladıktan ve odağı da yine kurduktan sonra karşı tarafta o geliyor. Yani siz karşı tarafa sorular sorabilirsiniz. Bu adam tam olarak ne diyor? Derdi ne, Neden böyle konuşuyor şeklinde de düşünerekten ki ben hep böyle yaparım. Konuşmanın içinde durmaksızın kalırım. Özellikle empati yapmaya çalışırım. Karşı taraftaki böyle garip garip konuşuyorsa. Hem dinlerken hem konuşurken bir önemli husus gereksiz ego işlerinin girişmemesi. Benim en çok sıkıntı çektiğim şey bu. Yani karşı taraf bunu yaptığında. Nasıl oluyor? Bu karşı taraf sen konuşuyorsun, gaza gelmişsin, bir şey anlatıyorsun. Bir anda ya saçmalama. veya da öyle şey mi olur canım şeklinde gereksiz bir ego ile giriyor ve seni tamamen alt üst ediyor. Ya da onun fikirlerini küçümseyen mimikler de olabiliyor. İlla sözlü de olmasına gerek yok. Yüzünü ekşitebiliyor falan. Ve bu aramızdaki iletişimin ciddi bir şekilde zedelenmesine direkt neden oluyor. Şimdi konuşurken de yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi beynimizdeki düşüncelerle dilimizin arasında sağlam ve güçlü bir bağ kuramamamız. Bu bağ kurulamadığında ya aşırı hızlı konuşuyoruz ya kekeliyoruz ya da ne dediğimizi bile kendimiz anlamıyoruz zaten. Bağ kurabilmenin en önemli yolu da tane tane, duraklayarak ve sakin şekilde konuşmak. Şimdi bununla beraber dinlerken olduğu gibi konuşurken de beden dilimiz kritik ve onu etem detaylı bir şekilde anlattı. Diğer taktikleri de benden önceki arkadaşlarım yine e, Ethem e, Halil ve Batı da anlattı. Ama benim diyeceğim son bir tavsiye var o da hazırlık. Genelde insanlar ne zaman konuşma hazırlarlar? Bir kolabalık önüne çıktıklarında. Ama bu hazırlık sürecini sadece bu durumlarda değil de hayatımızın bence geneline yaymalıyız. Yani tabii ki bu şu demek değil her konuşmamıza oturalım, yazalım, öyle çıkalım yani arkadaş ortamına. Ama benim kastım şu. Bir arkadaşımıza rahatça sohbet ediyorken bile beynimize konuşacaklarımızın bir taslağını hazırlayalım. Ve yani karşımızdakiyle bu yani bir taslak hazırlıyoruz. Halle bu taslak karşımızdakiyle daha sağlam bir bağ kurmamızı sağlayacak ve yine dediklerimizin gerçekten bir mana ifade etmesini de yine sağlayacaktır. Evet. Şimdi podcast bölümlerimizde her mesele ele alırken yeni nesil bağlamında düşündüğümüz için yeni neslin iletişim tarzlarında konuşmak lazım. Genel bir yargı var bu konuda bildiğimiz üzere. Hani yeni nesil iletişim kuramıyor diye bir yargıyla karşı karşıyayız. Tabii böylesine bir düşünce tamamen sağlıklı ve doğru bir genelleme olmayacaktır. Yine de bu genelleme ve klişeleşmiş düşüncenin kaynağını bulmakta ve tartışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İletişim deneyiminde gençlerde gördüğümüz bazı durumlar var buna sebep olan. Mesela diyalogların çok kısa süreli olması. Herhangi bir şey anlattığında sana abi boş yapma diye karşılık vermesi ve genellikle önceki nesillerle kıyasladığımızda bu gençlerin daha kötü birer dinleyici ...olduğunu düşünmemiz bu durumlara verebileceğimiz örnekler. Peki gençlere karşı bu kanlara nasıl varıyoruz? Öncelikli olarak kısa süreli diyaloglar ve gençlerin kötü dinleyici olmaları meselelerinin altında... ...önceki bölümlerde de sürekli atıflarda bulunduğumuz odak ve dikkat becerilerindeki eksikliğin yattığına inanıyorum ben. Yeni nesil ekranlarla ve diğer teknolojik platformlarla anlık etkileşime girdiğinden... ...iletişimleri ve diyalogları da aynı yüze yüzeysellikte oluyor... Ekranlarda geçirilen süredeki bu anlık değişimler yüzünden yeni nesil artık gerçek hayatta karşısında oturan insanın anlattıklarına kendisini uzun süre veremediği için diyaloğu da uzun bir süre sürdüremiyor aslında. Boş yapma konusuna geldiğimizde de yine yeni neslin teknoloji pratikleriyle bir bağ olduğunu keşfediyoruz. Yeni nesil artık bilgiyi ve aktarımı çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Her şeyin hap gibi konsantre halde sunulmasını bekliyorlar. Bu yüzden Sohbet ve iletişim esnasında da sizden sadede gelmenizi bekliyorlar. İletişimin amacı bir bağlamda bilgi ve düşünce aktarımı olduğunda yeni nesil bu aktarımı ekranlarda ve dediğimiz teknolojik platformlarda gerçekleştiriyorlar. Onlar için bir şey öğrenmenin yolu gerçek hayattaki bir sohbet değil daha çok 5-10 dakikalık konsantre hale getirilmiş videolar. Yine iletişimin aktaran pozisyonda oldukları zamanlarda da kendilerini kısa mesajlarla ya da kameranın karşısına geçip çekmiş oldukları saniyelik videolarla ifade ediyorlar. Ama bu iletişim tarzında büyük eksiklikler var. İnsana dokunmak, sohbeti ve yüz yüze iletişimi tecrübe etmek ikame edilemeyecek bir deneyim. İletişim yalnızca bilgi ve düşünce aktarımı değil, hissiyat aktarımı meselesi aynı zamanda. Kısa mesajlarla ya da ekrandaki videolarla bunu birebir yapmak mümkün değil. Kendini ifade etmek de aynı şekilde. Ekranlarla ve mesajlarla tam manasıyla yapılabilecek bir şey değil. İletişimin ve hayatın güzelliği de bir bakıma yavaş, acele etmeden, gerçek zamanlı ve sıkıştırılmış olmamasında. Anlamı paylaşmak iletişimde arzulanan şey. Teknolojiye kurban gitmemiş, aceleye getirilmeyen ve sabırla dinlenen sohbetler bize anlamı paylaşma imkanı sunacak asıl şeylerdir. Yani bize istediğimizi verebilecek şeylerdir, ekranlar değil. Ekranlardan bahsetmişken teknolojinin gelişmesiyle dijital iletişimde tüm iletişim çeşitleri arasında en çok kullanmayı tercih ettiğimiz bir yöntem haline geldi. Böylece dijital iletişim de kendi içinde kurallara sahip olmaya başladı. Görgü kuralları dijital iletişim içinde geçerli kurallar olmaya başladı. Pek çok sosyal medya, e-posta ve metin kullanıcısının kelimelerini seçmek için çok az düşündüğü bu çağda dijital iletişim görgü kuralları bizi Nispeten az bir çabayla diğer insanlardan çok önemli derecede ayırabilir. Bir iş ortamında mevcut ve potansiyel müşterilerle güven oluştururken, mesela bu fark bize çok uzun bir yol kat ettirebilir. Örneğin mobil üzerinden fazlaca iletişim kuruyoruz. Bunun kurallarından biraz bahsedelim. İşte en başta aklıma gelen konulardan biri şu ki telefon görüşmelerinden önce yüz yüze görüşmeler gelir. Gelen bir telefon görüşmesi bir ölüm kalım meselesi değilse, cevaplamak için konuştuğunuz biriyle konuşmayı durdurmak bence kabalıktır. Bunu yapmak, arayanın konuştuğunuz kişiden daha önemli olduğuna dair net bir mesaj gönderir karşı tarafa. Eğer önemli bir telefonsa da karşı taraftan izin isteyerek o telefona cevap verilmelidir. İş arkadaşlarınızın veya müşterilerinizin Masanın altındaki mobil cihazınızda metinleri, e-postaları veya sosyal medyayı kontrol ettiğinde, siz ona bakarsanız, o kişi mutlaka bunu fark edecektir. Yani siz telefonunuzda özel bir şeyle de ilgileniyor olabilirsiniz. Başka bir gözün sizi takip etmesi gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Kişisel telefon görüşmelerini iş ortamından, okul ortamından, aile ortamından, duyma menzilinden uzak bir yerde gerçekleştirmek lazım kişisel görüşmeler genellikle dikkat dağıtıcıdır ve kankanızla ne tartıştığınız kimsenin umrunda değildir. Diğer bir mesele iş arkadaşlarınızın, müşterilerinizin, okuldan arkadaşlarınız yakınındayken özellikle çalışma alanınızdayken mobil cihazınızın mutlaka zilini kapatmanız lazım. İşte acıklı arabes türküleri defalarca çalan, cıvıldayan veya işte bir şekilde işte çalan bir cep telefonundan daha sinir bozucu bir şey olamaz. Telefon görüşmeleri kadar olmasa da e-posta iletişim hayatımızın önemli bir yerinde. Onun da kendince kuralları var. Mesela her zaman birisine e-posta mesajı aldığımızı bildirmek gerekiyor. E-postalar bazen e, o siber uzay dediğimiz ortamda kaybolabilir. Gönderen anladığım gibi kısa bir yanıt gönderdiğinizde mesajınızı e, aldığınızı bilmekten memnun olacaktır. Birinin sorusunun cevabını bilmiyorsanız bazı bilgileri toplamanız gerektiğini ve mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğinizi belirtebilirsiniz. Okuyucuların onlara ne ilettiğinizi anlamasına yardımcı olun. Yani karakterler göndermenin ekstra bir maliyeti yok. İşte bu yüzden noktalama işaretlerini e-postalarda mutlaka kullanmaya dikkat edin. Öncelikle e, mesaja e, odaklanalım. Alıcının adresini yazmadan önce mesajınızı yazana ve yeniden okunana kadar mutlaka bekleyin. Sadece mesajı tamamlanmadan önce yanlışlıkla göndermekten kurtulmakla kalmayacak. Aynı zamanda alıcının adresini girmek için son adıma kadar beklerseniz e-posta sistemimizin Ahmet Çetin yerine Ahmet Çetik'in adresini otomatik olarak doldurduğunda fark edeceksiniz. Bu tarz ufak hatalarla birçok yanlışlar yapılabiliyor dijital ortamda. Ee, bir e-posta başına bir konuyu mutlaka sınırlandırın. Biz birden fazla sorunu e-posta ile almanız gerekiyorsa, her konuyu ayrı bir e-postada gönderin. Bunu yapmak alıcının daha sonra doğru mesajı bulmasını da kolaylaştıracaktır aynı zamanda. İşte insanlar e-postaların yalnızca birkaç cümlesini okumakla yetiniyor çünkü genellikle. Tüm büyük harf kullanmaktan mutlaka uzak durun çünkü birine bağırmanın e dijital iletişimde yazılı dijital yazılı iletişimde karşılığıdır bu hoş bir mesaj bile büyük harflerle yazdığınızda can sıkıcı gelebilir Bir de karmaşık veya uzun e-postalardan mutlaka kaçınmak lazım aynı anda birden fazla sorun çözmeniz gerekiyorsa telefon görüşmesi yapma imkanınız varsa onu tercih edin çünkü uzun mesajlar uzun yazılar kimseyi mutlu etmeyecektir Özellikle bu e-posta ortamında. Şimdi buraya kadar podcastimizin buraya kadar olan kısmında e, iletişimin önemli detaylarından bahsettik, e, konuşmadan dinlemeden beden dilinden e, yeni neslin iletişim tarzlarından ve e, dijital iletişimin görgü kurallarından bahsettik. E, biraz da kendi hayatımızdaki e, iyi ve kötü iletişim tarzlarından bahsedelim istiyorum burada. E, sırayla e, her birimizin mutlaka bir tecrübesi vardır e, iletişimle alakalı yaşadığımız bir tecrübe e, etem seninle başlayalım teşekkürler E, bu noktada benim aslında sıkça başvurduğum böyle birkaç teknik var hem ilk defa tanıştığım insanlar için hem de uzun zamandır sohbet ettiğim insanlar için birkaç iyi taktikten bahsedeceğim e, özellikle hem tanıştığım insanlarla ve hatta dostlukları kurduğum 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 Hatta ekip arkadaşlarımla daha çok Yetişime başlarken e, o kişiyle veya kişilerle ilk önce aramdaki benzerlikleri ortaya koymaya çalışarak başlarım. E, çünkü bu benzerlikler e, neden peki bu kadar önemli? Çünkü e, birçok deneyde aslında ben bunu görmüştüm. Birçok e, bir okuma yaptıktan sonra bunu görmüştüm. Çünkü e, aynı görüşleri ve sosyal değerleri paylaşan insanlar e, birbirlerine hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha da yakın ilişkiler kurmaya meyilli oluyor. Bir noktada ben bunu kullanıyorum. O yüzden e, özellikle bu e, bahsettiğim taktik bir konuşma, bir konferans anında çok değerli aslında. Yani kürsüye çıktığınız zaman sizi ilk defa gördüklerinde bu noktada sizin aranızdaki o benzerlikleri paylaşmanız sizleri o kişilerle daha samimi iletişim kurmanıza sağlayacak. Diğer bir nokta aslında çok basit ve aslında sürekli de kullanılan bir şey. Fakat bazen bunu zorluyoruz. İletişimimizde hikayelerin gücünü kullanmak ve metaforlara yer vermek bence çok önemli. Çünkü hem iletişimimizi daha sağlıklı kılıyor hem de daha samimi kıldığını düşünüyorum. Tabii bunları gerçekten biraz üzerine mesai yapmak gerekiyor. Bir de son olarak şundan bahsedeceğim. Üçlemelerden faydalanmak. Ne Bu üçlemelerden kastım şu. E, örnek veriyorum bir şey söylerken ya bak şunu 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 yaparsan çok iyi olur. Yani bir sanki hani şu işin üç ayağı vardır, üç sacı ayağı vardır gibi. Çünkü bir bahsettiğiniz şeyler aslında kalıp olarak gözükürse bir bütünlük izlenimi veriyor. Mesela örnek diyelim İşte güçlü iletişim için abi 3 adım vardır. Birincisi güçlü hitabet, ikincisi samiyet, üçüncüsü de cesaret. Bir de mesela burada sonların her birinde bir kafiye, işte bir redif yaptığımız zaman otomatik olarak hem akılda daha kalıcı oluyor hem de aslında söylerken iletişimimizin daha ahenkli bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bunlardan bahsedebilirim. ben de bazen özellikle kötü iletişim örnek vermek için burada bazı durumlarda dinliyor taklidi yapan insanlarla çok karşılaşıyorum. Mesela bir konuyu konuşuyoruz. Karşımdaki insan bir şey diyor. Sonrasında ben bir şey söylüyorum. Ama ben konuşurken o dediklerimi dinlemek yerine sırası geldiğinde ne söyleyeceğini düşünmeye başlıyor. Yüz ifadesinde de okuyabiliyorum. E bazıları benim bitirmemi beklemeden lafa girmeye çalışıyor. E bunların bir kısmını bloke edebiliyorum. Sesimi yükselterek mesela. Ama bir kısmı direkt e, abi lafını balla kesiyorum ama deyip konuşmaya başlıyor. Alakasız bir şey söylüyor. Burada önemli iki şey var. Bir, lafımı balla kesmedi Lafımın içine ettim. İki, bari birbirimizin dediklerini derinleştirecek bir şey söyle de Alakasız saçma sapan bir şey söyleme, konuşma bir yere git. böyle sohbetlere dahil olduğumda açıkçası tadım kaçıyor ve kalkıp gitmek istiyorum. Ya buna şöyle diyebilir miyiz Batı? Yani aslında dinlemek için değil de cevap vermek için mi aslında iletişim kuruyoruz birçok insanla? Ben değil, karşımdakiler. <laughs> evet, kesinlikle katılıyorum. <laughs> Tabii iletişim hayatımızın çok önemli bir yerini işgal ettiği için yerinde bulunduğu için orada yaşadığımız sıkıntılar da bizi bayağı etkiliyor. Burada her birimizin kendince derdi var. Benim de mesela en çok karşılaştığım problem şu. Mesela böyle dertli olduğunda ne bileyim bir sıkıntın olduğunda falan bir arkadaşına anlattığın durumda o arkadaşın kendisinden böyle daha acılı bir şey yaşamıştır. Kendi derdini anlatmaya çalışması ya da işte etraftan duyduğu başka örnekleri benim derdimi derdimden daha fazla e, acılı bir şey olarak e, bana sunması rahatsız edici bir durum olarak ortaya çıkıyor. E, bu tarz kötü iletişim örneklerinin tabii hayatta e, yaşanmamasını dileyelim. Şimdi e, anlam paylaşmaktan ve bu paylaşım sürecinin sağlığından konuştuk bu podcastimizde. Şunu fark ettim ki iletişim konusunda ne kadar konuşsak e, yeterli gelmeyecektir. İletişimdeki yanlış örnekleri, konuşma sanatının inceliklerini, dinlemenin adabını konuştuk. İletişimin tarihin başlangıcından itibaren değişen bir konu olduğunu anladık, anlattık. Yeni dönemde dijital iletişimin normal iletişimin önüne geçtiğinden ve yeni dönemin neslinin de kendine has bir tarzda iletişim şekli olduğundan bahsettik. Her ne gelişme olursa olsun aslında iletişim kurmak bize iyi şeyler hissettirdiği için insanlar için önemli bir ihtiyaç. İnsanların hisleriyle ve psikolojisiyle ilgili bir ihtiyaç olduğu için mutlaka empati kurarak yapılması gereken bir şey. Bunun içinde nasıl iletişim kurduğumuzu mutlaka etrafımızdan eleştiri alarak geliştirme yolunda çaba göstermeliyiz. Konuşmak aktif bir eylem olduğu için dinlemekten daha cazip gelebilir ama bu konuda bilmeliyiz ki dinlemek olmadan konuşmak çok tatsız bir şey. Dinlemeyi öğrenmedikçe bizi dikkatli dinleyen insanlar bulmamız da çok zor olacak. Konuşmanın ve dinlemenin inceliklerinden sonra ise mutlaka beden dilimizi önce tanımamız ve onu en uygun biçimde kullanmak üzere üstüne çalışmamız gerekiyor. Podcast'imizin sonuna gelmişken bizi dinleyerek geçirdiğiniz vaktin çok verimli geçmiş olmasını diliyorum. Bizi dinlediğiniz mecralara ek olarak yine bu konuda da meseleler.blog sitemizden 4 farklı yazımızı da okuyabilirsiniz. Bir bölümü daha bitirmiş bulunuyoruz. Sağlıklı iletişim kurabildiğiniz, her iletişiminizden olumlu hisler kazanabildiğiniz günleriniz olsun. Bizi dinlemeye, dinlettirmeye devam edin. Esen kalın. Kral her karşısına gelene sormuş. Evet, anlat bakalım. Nedir bu rüyanın hikmeti diye. Birçok gelenler hem kraldan korktuğu için hem de altınları da almak için havadan sudan hikmetler uydurmuşlar. Ama kral kimsenin anlattığından tatmin olmamış. İş gittikçe ciddileşince kralın adamları gerçek bilgeleri bulmak için dört bir yana dağılmışlar. Gerçek bilgelere bu rüyayı kralın emriyle hemen tabir etmelerini söylemişler. İçlerinden iki tanesi bütün halkın itibar ettiği bilgelermiş. Bu ikisini kralın adamları kralın huzuruna çıkarmış. Birinci bilge kralın huzuruna çıkınca rüyasını bizzat kraldan dinlemiş ve şöyle tabir etmiş bütün dişlerinizin dökülmesi, hayatta sevdiğiniz kim varsa, çoluğun, çocuğun, hanımın, annen, baban, dostun, akraban, kim varsa hepsi sizden önce ölecek. Bunları kaybetmenin acısıyla siz de aciz bir duruma düşeceksiniz. Çocukların rüyanızda sizinle dalga geçmesi buna işaret eder. Siz aciz bir duruma düşünce devlette de savaşlar kaybedecek ve bunun sonucunda siz düşmanlarınıza esir düşeceksiniz ve sizi 14 farklı diyarda zindan atacaklar. Kral bu tabire çok kızmış ve adamı falaka yatırıp sarayından kovmuş. İkinci bilge ise siz bütün sevdiklerinizden uzun yaşayacaksınız. Bu devletin ayakta durması ise sizin sıhhatinize bağlı olacak. Ömrünüz sona ermeden daha önce hiç görmediğiniz 14 farklı diğer göreceksiniz şeklinde tabir etmiş bu rüyayı. Kral bu tabire çok sevinmiş ve bilgeyi keselerce altınla ödüllendirmiş